Karanlık dünyamızı kahkahalarıyla dolduran bir listeye ihtiyacımız olduğunu düşündük ve birbirinden güzel komedi dizilerini sizler için listeleyelim istedik. İşte karşınızda gelmiş geçmiş en iyi 10 komedi dizisi. Bize Sherlock ve Doctor Who gibi harika dizileri sunan Stephen Moffat'ın milenyum başında ülkemizi de esir alan komedisi Coupling listemizin 10. sırasında yer alıyor. Kadın erkek ilişkisi üzerine kurulan ve 30'lu yaşlarının başındaki 6 arkadaşın hikayesini anlatan dizi, bizzat Moffat'ın kendi ilişkisi üzerine kurduğu bir kahkaha tuzağı. Biz beyaz yakalı hayatlarımızda Snapchat filtrelerimizi denerken Facebook'un yaptığı milyar dolarlık teklifleri okuyup abi bir uygulamayla milyarder oluyorlar diye düşünen bünyelerimizde bir yandan girişimciliğin ne kadar zor olduğunu gösteren, bir yandan da kahkahalarla güldüren Silicon Valley listemizin 9. sırasında. Bir alkolik amca, sünepe bir baba ve bir garip çocuğun hikayesinin anlatıldığı Two and a Half Men, Ashton Kutcher'lı sürünme sezonlarına kadar 8 sezon boyunca bizi televizyona esir etmeyi başardı. Bertha'sından Judith'ine, Rosen'dan Evelyn'ine kadar tüm yan karakterleriyle de kahkaha tufanını desteklemeyi başardı. Temelden sorumlu kadın bakış açıları da olmasaydı listemizin ilk sırasında bile yer alabilirdi. Bir insanı izlerken sevmek ile aynı yerde yaşayabilmenin aynı şey olmadığını her bölüm yüzümüze yüzümüze varan The Big Bang Theory, farklı alanlarda uzmanlaşmış 4 bilim insanı ve dünyalarına meteor gibi çarpan Penny'nin günlük hayatlarını anlatıyor. Bu diziyi sadece jenerik müziği için bile olsa listeye alabilirdik, ancak tabii ki The Big Bang Theory bundan çok daha fazlası. Geek dünyasının içindekileri kalbinden vuran bu yapım, bu dünyaya milyarlarca ışık yılı uzakta olanları bile kendisine hayran bırakmayı başardı. Adının aksine yarattığı en büyük merak Barney'nin işi olan gizemli komedi dizisi How I Met Your Mother, 9 sezon boyunca iniş çıkışlar yaşasa da çok büyük kitlelere ulaşmayı başardı. Umutsuz aşık Ted'in çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştığını anlattığı hikaye üzerinden tarihin en mükemmel çifti Marshmallow ile Lily Pat, tanıdığımız en tatlı sosyopat Barney ve Kanadalı Robin'in maceralarını izledik. Hem asıl finali hem de alternatif finaliyle de kimseye yaranamayan ekip sonuç olarak 9 sezon boyunca bizi güldürmeye başardığından bunu göz ardı ediyoruz. Sadece bir tane İngiliz dizisini listeye alabilen Berk'in Drama adlı bu özel bonus köşemizde sizlere 3 dizi daha öneriyoruz. İki nerd IT çalışanı ve bilgisayarlardan anlamayan müdürlerinin hikayesinin anlatıldığı IT Crowd, Berk'in dizinin güzelliği için mi yoksa iki kadın oyuncusunun etkisiyle mi beğendiğini anlamadığımız Dan Clark'ın hayatınızı nasıl yaşamamanızı gerektiğini gösteren dizisi How Not to Live Your Life, The World's End, Hot Fuzz ve Shaun of the Dead serisinin temellerinin atıldığı Simon Pegg ve Nick Frost'lı Space de bonus olarak belirtmek istediğimiz diziler. Flintstones, yani taş devrinden bile daha uzun süre yayında kalarak en uzun çizgi film serisi olan The Simpsons, listemizin 5. sırasında kendine yer buluyor. Time dergisinin 20. yüzyılın en iyi televizyon şovu olarak değerlendirdiği, talihsiz Homer Simpson ve ailesinin hikayesinin anlatıldığı çizgi dizi, 1989'dan bu yana jenerasyonlar değişse de güldürmeyi başarıyor. Artık kült olarak değerlendirilen The Simpsons'ın filmi, Türkiye'de sadece dublajlı yayınlandığı için editörümüz Berk'in intiharın eşiğine geldiği de söylentiler arasında. Romantik ilişkileri, izleyicileri meraklı bırakan bölüm sonlarını ve rakiplerinin aksine 2-3 ana karakter etrafında dolaşmaktan ziyade 6 ana karakterin hikayesini anlatmasıyla Seinfeld öncesi bir atıştırmalık olarak başlayan Friends, kısa sürede Amerika'da yapılmış en iyi komedi işlerinden olmayı başardı. En azından ilk 2 sezonuyla. 10 sezonluk serüveninde Rachel'ın parasızlıkla imtihanını, Monica'nın yüksek anaçlığını, Phoebe'nin ilginç şarkılarını, Joey'nin muhteşem oyunculuk kariyerini, Chandler'ın esprilerini ve Ross'un başarısız evliliklerini izlemekten bir an bile sıkılmadık. Genç bir adamın garip ailesini yola getirme çabasının anlatıldığı ve insanda sitcom'dan çok tiyatro izliyormuş gibi bir his bırakan Arrested Development listemize 3. sıradan giriyor. Ben merkezci aile bireylerinin birbirleriyle ve dünya ile çatışmasının benzerlerinden çok daha sert ve komik bir dille anlatıldığı Arrested Development şüphesiz Millennium'dan sonra yapılmış en iyi komedi dizisi unvanını da hak ediyor. 1997'de Comedy Central'da yayınlanmasıyla anında bir hit haline gelen 4 ağzı bozuk, kaba ve çok komik ilkokul çocuğunun hikayesinin anlatıldığı South Park o kadar sevilmişti ki benzerleri yapılmaya başlandı.
aklınıza gelebilecek neredeyse her ünlünün kendisi hakkında kötü şeyler söylenmesine rağmen katılmayı kabul ettiği South Park'ın bir uzun metraj filmi ve bir de harika oyunu bulunuyor. 19 sezon boyunca bizi kahkahalara boğan South Park'ın ikinciliği şaşırtmasa gerek. Listemize girmeyi kıl payı kaçırmış ama her bölümüyle hak etmiş diziler ise şöyle: The Office UK, Cheers, Frasier, 30 Rock, Family Guy, Monty Python's Flying Circus, Modern Family, Malcolm in the Middle, Futurama, My Name is Earl, Married with Children, Curb Your Enthusiasm, Scrubs, Last Man on Earth, Master of None. 9 sezonluk yayın süresi içinde 10 Emmy ödülünü kazanan, 4 evhamlı New Yorklu'nun günlük yaşamlarını harika bir şekilde ekranlara getiren Seinfeld, listemizin birinci sırasında yer alıyor. İzleyiciyi ekranlara bağlayan duygu, sarılma ve öpüşme gibi öğelerden mümkün olduğunca sıyrılarak sadece küçük hikayelerin kahkaha tufanına dönüşmesi sağlanıyor. En iyi sezon finallerinden birine de sahip olan Seinfeld, hiçbir şey hakkında bir dizi izlemek isteyen, kafasını boşaltmak isteyenlerin bir numaralı tercihi olmayı 1997'de son sezonunu yayınlamasına rağmen sürdürüyor. Listemizi beğendiniz mi? Siz olsaydınız hangi dizileri seçerdiniz ve sıralamanız nasıl olurdu? Fikir ve yorumlarınızı aşağıdan veya kafeinsiz.com Twitter ve Facebook hesaplarından bize ulaştırırsanız seviniriz. Videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşarak bize destek olabilir, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Bu videolardan daha fazlasını izlemek istiyorum derseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Selen Yanar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hareketini yapmadım. Senin daha çok marş değil de şey gibi oldu. Onun iki tane kardeşi var ya, sürekli sigara içmekten boğazları ölüyor. Homer! Aynen. Rüküyü yaptım. Flintstones, yani taş devrinden bile daha uzun süre yayında kalarak en ucuz çizgi...